16 Haziran Perşembe Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller Anayasaya Yeni Darbe Girişimi Tarih 11 Ekim 2016 Salı Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Erdoğan'ı anayasayı açıkça ihlal etmekle, anayasayı çiğnemek ve suç işlemekle, hukuksuz, kanunsuz ve anayasaya tamamen aykırı bir yönetim modeli uygulamakla suçluyordu. Peki konuşmanın devamında ne mi oldu? Bahçeli anayasaya aykırılık fiili durumuna hukuki boyut kazandırılması için yol bulunmasını teklif etti. Yani madem Erdoğan anayasaya uymuyor, anayasayı Erdoğan'a uyduralım demiş oldu. AKP de o yolu buldu. Erdoğan'ın fiili durumuna uygun anayasa için 16 Nisan 2017'de referanduma gidildi. Ancak bu anayasa değişikliği adı altında anayasaya darbeydi parlamenter sistemin yıkılıp yerine başkanlık sistemi getirilmesi yoluyla rejimin yıkılmasıydı. Bahçeli karşılığında iktidar ortağı oldu. AKP ile MHP 20 Şubat 2018'de Cumhur İttifakı'nı kurdu. Erdoğan 9 Haziran günü yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanlığına adaylığını ilan etti. Bu seçimin ne zaman yapılacağına bağlı olarak mümkün ya da değil. Şöyle ki, anayasanın 101. maddesine göre bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Erdoğan, ilki 2014'te, ikincisi 2018'de olmak üzere iki kere cumhurbaşkanı seçilmişti. Yani seçim 2023 Haziran'ında olursa Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesi mümkün değil. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabilmesinin tek yolu var. Anayasanın 116. maddesine göre Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5/3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verirse Erdoğan 3. kez aday olabilir. Erdoğan'ın bunun için 360 vekilin oyuna ihtiyacı var. AKP ile MHP'nin toplam milletvekili sayısı 337 olduğuna göre Erdoğan muhalefete başvurmak zorunda. Bu olmadan Erdoğan'ın anayasaya aykırı şekilde Haziran 2023 seçiminde aday olması ve GSK'nın da bunu kabul etmesi anayasaya yeni bir darbe olacaktır. Anayasa değişiklikleriyle 2010'da yargıyı FETÖ'ye teslim etmek ve 2017'de parlamenter sistemi yıkmak da fiili darbeydi. Erdoğan'ın 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığının sayılamayacağını çünkü 2017'de anayasa değişikliğine gidildiğini, o değişiklikten sonra Erdoğan'ın 2018'de ilk kez seçildiğini, dolayısıyla 2023'te bir kez daha seçilebileceğini savunanlar var. Ancak 16 Nisan 2017'de yeni bir anayasa yapılmadı. 1982 Anayasası'nda bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikler arasındaysa anayasanın 101. maddesindeki bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir ifadesi yoktu. Bu iki kez kısıtlaması Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine halk tarafından seçilmesi değişikliğine gidilen 21 Ekim 2007 tarihli referandumla anayasanın 101. maddesine girdi. Dolayısıyla Erdoğan 2014'te ilk kez seçilirken de 2018'de ikinci kez seçilirken de 101. maddedeki en fazla iki defa seçilebilir kısıtlaması vardı, aynıydı. Muhalefet cephesindeki aman mağduriyet yaratmayalım, Erdoğan'ı sandıkta yıkalım fikri bir siyaset yapma biçimi değildir. Açıkça hukuk dışılığı ve anayasaya aykırılığı kabullenmektir. Siyasi gerekçelerle anayasaya aykırılığa göz yummak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Diğer yandan Erdoğan'ın hep mağduriyetle seçildiği de doğru değildir. Erdoğan mağdur olarak değil, muktedir görünerek olarak kazandı seçimleri. Mağduriyet, Erdoğan'ın başarılarında kendi başarısızlıklarını görmek istemeyenlerin bahanesi olduğuna yazık ki. Seçim, Erdoğan'ın anayasaya aykırı üçüncü adaylığını kabullenerek değil, anayasayı savunarak ve anayasa içinde kalabilmesi yani yasal ve meşru olabilmesi için erken seçimin şart olduğuna Erdoğan mecbur edilerek kazanılır.